Sevgili öğrenciler, bugün İslam ve ahlak üzerine konuşacağız. Ahlak üzerine konuşmak bir bakıma insan üzerine konuşmak. Doğrusu bir ilahiyatçı olarak biz herhangi bir kavram üzerine düşünürken o kavramın türediği kök anlamı üzerine kafa yorarsak o kavramın anlam boyutları hakkında daha doğru fikirler ediniriz kanaatindeyim. Ahlak tabi sürekli güncelliğini koruyan bir kavram ve salt insani varlık alanına özgü bir kavram. E ahlak nedir? Ahlak Arapça bir kavram tabi. Türediği kök hı, lam, kaf. Bu sülasi kavramı halk şeklinde de okuyabiliriz. Hulk şeklinde de okuyabiliriz. Gazali özellikle bu ayrıma dikkat çeker. Halk ve bu kavramı insan ile ilgili kullandığımızda mesela Ahmet'in halkı dediğimizde biz Ahmet'in fiziki görünümünü kastediyoruz. Fizyonomisini kastediyoruz. Hulk okuduğumuzda ise Ahmet'in karakterini, huyunu, mizacını, ahlakını en genel anlamda kastediyoruz. Peki Ahmet bunların hangisiyle Ahmet? Şüphesiz iki yönüyle de Ahmet. O karakter, o fizyonomi üzerinde ortaya çıkıyor, etkinliğini gösteriyor. İbn-i de buna vurgu yapar ama ona değinmeden önce herhalde bir tesadüf değil. Aristo Nikomakos'a etiğinde etos kavramından bahsederken alışkanlık anlamının altını çizer. Etos alışkanlık demek. Etik o halde insanda yapa yapa alışkanlık haline gelmiş olan davranışları inceleyen bir bilim. Ama halk ve hulk ayrımına adeta dikkat edercesine Aristo da diyor ki biz bedeni yapısı itibariyle özürlü olan birini eli özürlü, ayağı özürlü, işitme engelli ya da görme engelli birini kesinlikle kınama hakkına sahip değiliz. Fakat ahlaken özürlü olan birilerini ahlaken kötü alışkanlık sahibi olmasına rağmen bu alışkanlıklarını düzeltme çabası içerisinde olmayan birini kınama hakkına sahibiz. İbn Miskeveh de belki Aristo'dan etkilenerek diyor ki insanın insan bedeni yapısı itibariyle tıp biliminin konusu ama onu ahlakın konusu yapan yönü bir irade ve akıl varlığı oluşudur. Bundan dolayı bedeni yapımızın şöyle ya da böyle olmasına yönelik bir sorumluluğumuz olmayacaktır. Cenab-ı Hak hiçbirimize ey kulum senin gözlerin niye mavi idi, boyun niçin uzun idi gibi bir soruya muhatap olmayacağız. Ama ahlakımız konusunda duyarlı değil isek, ahlakımızı düzeltme konusunda bir çabamız olmuyorsa bir irade ve akıl varlığı olarak buna yönelik sorumluluğumuz olacaktır elbette. Ahlak kavramı sürekli güncelliğini koruyan bir kavram. Peygamberlerin amacı insanları ahlaken olgunlaştırmak. Keza filozofların sisteminde ahlak her dönemde çok önemli bir yer tutmuştur. Bu konuyu 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi, Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tahsin Görgün Hocamla beraber konuşacağız. E, hocam peygamberlerin amacı insanları ahlaken olgunlaştırmak. O halde yani ahlak da salt insani varlık alanına özgü bir problem. Din ile ahlak arasında çok önemli bir ilişki var elbette. Bu ilişkiyi nasıl e, açıklayabiliriz hocam? Ee, bunu biraz önce de ifade ettiğiniz gibi bizim e, klasik düşünürlerimiz e, varlığı iki kısma ayırarak e, temellendirirler. Varlık e, iki kısma ayrılır. Birisi, yani birinci kısım e, insanların irade ve kudretinin dahli olmadığı varlıklar, taş, ağaç, kuş, işte insanların göz boyu vesairesi gibi yani bedeni bu varlık seviyesinin bir parçası oluyor. Bir de varlığında insan iradesi ve kudretinin doğrudan dahli olan hatta varlığı insan iradesi ve kudretine bağlı olan varlıklar diye ayırırlar. Birinci kısmı zaten teorik felsefe veya nazari hikmet derler. İkinci kısmı da ameli hikmet veya pratik felsefe günümüzde de ifade edildiği haliyle denir. Öyle olunca bir defa varlık birinci kısımdaki varlığı gene klasik düşünürlerimiz ifade ederken birinci kısmı Cenab-ı Hakk'ın doğrudan yarattığını, ikinci kısmı da insanın dahriyle insan üzerinden bir anlamda varlığa getirdiğini hmm. ifade ederler. Şimdi Bu çerçevede o zaman insanın kendisine verilmiş imkanları açısından bakıldığında... Diğer varlıklardan ayrıldığı bir husus var. O da irade ve e, aklı. Ve irade ve akıl e, insana e, diğer e, varlıklarda mevcut olmayan yeni imkanlar sağlıyor. Bu yeni imkanlar yeni sorumluluklar e, anlamına geliyor. Bu çerçevede peygamberler zaten insanlara bu imkanların ne gibi sorumluluklarla irtibatlı olduğunu hatırlatmak için e, gönderildikleri için ve bu e, alan doğrudan doğruya e, insanların bir anlamda belirli bir düzen içerisinde hayatlarını sürdürmelerini ifade ediyor. ve Bu çerçevede de insanların bu düzeni, davranış düzenini peygamberlerden öğrenmesi bekleniyor. Ve bu çerçevede peygamberlerin tebliğ ettiği dinin önemli bir kısmı insanların doğru davranışlarını tespit etmek ve buna yönlendirmekle alakalı oluyor. Bu çerçevede peygamberlerin getirdiği, öğrettikleri dinlerin Belki önemli bir kısmı hatta amacı insanın ahlaki olarak güzelleştirilmesi e, şeklinde gerçekleşmiş. Hocam e, güzel ifade ettiniz. Şimdi insanı ahlaki varlık kılan elbet irade sahibi oluşu. Bilgi de önemli elbette. E, malum e, Sokrates bilgi erdemdir diyor. Bilginin kendisini de bir erdem olarak görüyor. Ama kanaatimce siz de katılırsınız zannediyorum. Erdemli olmak için bilgi yeterli değil. İr, ahlaki varlık alanı belki e, bilgi kadar ama ondan daha da önemli iradeyi ilgilendiren bir kavram. E, mesela yalan söylemenin kötü bir şey olduğunu biliyor ama o kötü alışkanlığını devam ettiriyor. O halde iradeyi doğru kullanmayı başarmak e, ahlakta çok daha önemli ve bu anlamda insana peygamberler Kuran'ın da ifadesiyle e, üsve-i hasene güzel örnek olarak gönderilmişler e, dolayısıyla insanların ahlak ahlaklı olma çabasında peygamberlerin çok önemli bir model rolü var aynı zamanda. tabii şeyde yani o bilginin erdem olması tabii çok çok önemli. Fakat sizin de ifade ettiğiniz gibi ahlaki alanındaki bilgi zaten ameli olması gerekiyor. Ahlakın kendisinden ameli. Yani. yani ameli dediğimizde de bunu biraz daha günümüzün diliyle belki şöyle ifade edebiliriz. Mesela siz diyelim bir tiyatro eserini çok güzel biliyor olabilirsiniz. Ezberlemişsinizdir tiyatro eserinde eserinden o metnini çok iyi biliyor olmanız sizi iyi bir tiyatrocu yapmaz. İyi bir tiyatrocu olmanız için onu sahnede icra etmeniz lazım. Yani performans dedikleri şey günümüzde. O performans çok önemli. Onu gerçekleştirmek, icra etmek önemli. Şimdi öyle olduğu için bir anlamda hayatı da bir tür drama olarak düşünecek olursanız o drama içerisinde yani dramanın kendisinde hayatı bir oyun ama ciddi bir oyun olarak düşündüğünüzde o oyunun içerisinde aslında sadece oyunun kurallarını biliyor olmak yetmez. O kurallara uygun şekilde onu icra etmek, gerçekleştirmek anlamına geliyor. Öyle olduğu için varlığın zaten ikinci kısmına da biraz bizim klasik dilimizde tam günümüzde performatif ifadelere tekabül edecek bir şekilde inşai derler. Yani aslında ahlakın kendi özelliği inşai olması. İnşai olmasının Hı. anlamı da kısaca şu, insanlar varlığa ve oluşa Kendileri iradeleriyle katılarak mevcudu daha güzelleştirirler. Sadece kendi şahıslarını güzelleştirmezler. Kendini gerçekleştirir. Evet, kendilerini Aynen. gerçekleştirirken diğer insanlarla birlikte e, ilginç bir düzen ortaya çıkar. Yani insanlar kendi aralarında bir düzen oluştururlar. Bu düzenin esasında zaten ahlak teşkil eder. E, bu düzen tabii değildir zaten. Evet. Öyle olduğu için de e, ahlak e, hakikaten e, e, bizim istesek de istemesek de hayatımızın bir parçası. Katılır mısınız bilmiyorum Tahsin Bey. Benim ahlakı şöyle tanımlayasım geliyor. Ahlak insan olma sanatı. İyi insan olma sanatı. Kendini gerçekleştirme. Yani o sizin çok doğru ifade ettiğiniz gibi inşai bir kavram dolayısıyla. Peki İslam ahlakı dediğimizde ne anlamamız gerekir? Tabi İslam ahlakı İslamiyet'in bir din e, olduğunu ve bu dini de e, dinin ayrıcı e, özelliğinin bir peygamber tarafından tebliğ edilmiş olduğunu e, dikkate alacak olursak o zaman İslam ahlakı e, Hz. Peygamber'in hayatında ortaya çıkan, görünür hale gelen e, davranış düzeni anlamına geliyor. Yani Hz. Peygamber'in e, hayatında e, görünür hale gelen... Ve onun etrafındaki insanların da ona bakarak üstlendikleri ve daha sonra adım adım işte yazıya geçirildiği, yazıya geçirildikten sonra geçirilirken belirli bir düzen kazanan ve daha sonra bunun üzerinde de teorik olarak, gene müzakereler, tartışmalar yapılarak onu teorik olarak da temellendiren birçok bir adımı ifade eder İslam ahlakı. İslam ahlakı dediğimizde o zaman bir defa zemin olarak, Hemen e, hatırımıza tutmamız gereken şey Hz. Peygamber'in bizzat kendi hayatı Hı. ve e, onun e, etrafındaki insanların Hz. Peygamber'den görerek üstlendikleri her şey. Bir defa bu. İkinci seviyede o üstlendikleri şeyin yazılı hale getirilmiş şekli. Ama üçüncü olarak da bu yazılı hale getirilmiş olan e, kayıtların, anlatılan şeylerin daha üst bir dilde kavramsallaştırılarak ifade edilmiş şekli. İslam ahlakı bunların üçünü de ifade eder. Pratiğine aktarılması aynı zamanda. Tabii. Bir defa İslam ahlakı dediğimiz ahlak, ahlak her ne kadar zaman içerisinde teorik bir boyut kazansa da özellikle kavram tahlilleri gibi. Mesela iyi ve kötü nedir diye bir tartışma. Mesela Hazreti Peygamber diyor ki işte şunu yapmak iyidir, bunu yapmak iyidir, şunu yapmak kötüdür diyor. Orada Hazreti Peygamberimiz kendisinin yaptığı bir iyilik tanımı yok. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda da Kur'an-ı Kerim'de de yapılmış bir iyilik tanımı yok. Sadece iyilikler anlatılmış, örnekler verilmiş. Ve bu iyilikler de bir anlamda bizim klasik dilimizi ifade ettiği gibi tahdidi değil, tadadi. Yani iyilik dediğimiz şeylerin bütün o zemini, en temel iyilikler Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz'in dilinde, hayatında dile gelmiş. Ama sadece onlardan ibaret değil, bunlar zaman içerisinde adım adım, benzer bir şekilde yeni e, benzer e, fiillerde e, gerçekleşebilir ve yeni iyiler, yeni kötüler ortaya çıkabilir. Bütün bunları tespit etmek de İslam ahlakının ve ahlakçılarının vazifesidir. Evet. Şimdi girişte benim ifade etmeye çalıştığım gibi ahlak kavramı hulk kavramının çoğunu. Hulk ne demek? Huy, karakter, mizaç, tabiat, alışkanlık. O halde ahlak bir insanın huylarının alışkanlıklarının bütünü ve e, alışkanlık dediğimiz şey de onda yerleşik e, huy haline gelmiş olan şeyler e, ahlak kavramı şunu rahatlıkla ifade edebiliriz zannediyorum ahlak kavramı bir meslek ile beraber kullanıldığında mesela Tıp ahlak iş ahlakı dediğimizde o alanda uyulması gereken kurallar bütünü bunu kastedebiliriz. Ama ahlak kavramı bir din ile beraber kullanıldığında, Hristiyan ahlakı, Budist ahlak ya da İslam ahlakı dediğimizde o dinin öngördüğü topyekün hayat tarzını e, kastedebiliriz zannediyorum. Tabi burada biraz daha ayrımlar yapmakta fayda var zannediyorum. Mesela diyelim belirli meslek alanlarında onu ilgili dersimizde zannediyorum biraz daha teferruatlı konuşacağız. Ee, çeşitli şeyler var. Ee, alanlar var gayet tabi. Dinde de e, mesela öyle alanlar var ki o alanlar doğrudan doğruya ahlakın konusu değil. Mesela inanç alanı. Ama dolaylı olarak ama inançla ilgili hususlarda da ahlakla alakalı. Diğer taraftan öyle konular karşımıza çıkıyor ki doğrudan doğruya idare yönetimle alakalı. Onlar doğrudan e, ahlakın konusu olmuyor. Fakat idari idarenin de bir sanat ve ahlak, ahlaki tarafı oluyor. Yani aynı şekilde e, ibadet diyelim ibadet hayatına baktığınız vakit ibadetin e, önemli bir kısmına bakıyorsunuz doğrudan doğruya ahlakla alakalı değil ama ibadetin de ahlaki bir boyutu e, olabiliyor onu dikkate aldığımızda belki e, sizin söylediğinize ek olarak şunu e, ifade edebiliriz aslında ahlak insan hayatının tayin edici vazgeçilmez bir boyutu evet e, güzel ve bu aynı ettiniz. zamanda dini hayatımızın da e, Vazgeçelim Hocam e, şimdi ayrıca ahlak gerçekten her dönemde güncelliğini koruyan bir kavram. Hele çağımızda sanki bu kavram daha da öne çıkıyor. E, modern insanın ahlak sorunları neler sizce? Evet. E, ne, ne diyebiliriz? E, Tabii modern dönemde ahlak sorunu e, bütün toplumlarda, bütün modern toplumlarda gördüğümüz bir şey bu sanki. Özellikle hukukla ilişkisi içerisinde ortaya çıkıyor. Tabii hı hı. insanlar ahlaki alanlarda kendilerini özgürce ve kurallara uyarak gerçekleştirmeyince, yani ahlaki kurallara dikkate almadan bir hayat yaşamaya yönelince, o zaman toplumda bir düzensizlik ortaya çıkıyor, sorunlar ortaya çıkıyor. Bu sorunları çözmek için o zaman hukuk müdahil oluyor. Yani yani anlamda kanunlar yani ahlakın düzenleyemediği yetersiz kaldığı konular, doğrudan doğruya hukukun konusu haline geliyor Hukuka ve intikal Tabii hayatımıza sonra. bakıyorsunuz o zaman birdenbire bir sürü kanun ortaya çıkıyor ve bu kanunlar bizim özel hayatımızı hatta işte insanların belki hiç de bir dahil olmaması gereken alanlarda kanunlar o alanları düzenlemeye başlıyor. Mesela normal olarak komşularımızla ilişkilerimizi de çok da fazla kanuna ihtiyacımızın olmaması lazım. Onları insanların ahlaki e, adap e, kuralları içerisinde halledebilmeleri lazım. Ama öyle bir nokta oluyor ki insanlar ahlaki hassasiyetlerini yitirince o zaman e, o konular mahkemelere ve e, hukukçulara e, gidiyor, hukukçuların önüne gidiyor ve zaman içerisinde de e, bu şeyler, e, konular, e, kanunların konusu olunca o zaman aslında ahlakın e, yetersiz kalmasıyla birlikte e, hukukun müdahil olması gerçekleşiyor. Hukukun müdahil olduğu alanlarda da insanların özgürlükleri bitiyor. Orada artık kanunlar geçerli oluyor. Kanunların geçerli olduğu yerlerde de insanların özgürlüğünden daha çok kanunların uygulaması e, söz konusu oluyor. Bu tabi e, ahlaki alandaki ortaya çıkan e, sorunlar e, ilginç bir şekilde insanların özgürlük kaybı olarak gerçekleşiyor. Öyle olduğu için bizim hakikaten günümüzde sadece dediğim gibi sadece Türkiye'de veya İslam dünyasında olan bir şey değil. Bu bütün modern toplumlarda yaşanan bir şey. Almanya'da da Amerika'da da başka yerlerde de bunu e, görebiliyoruz. E, ahlak alanındaki e, zaaf, zayıflama hukuk e, hukuki mercilerin daha fazla müdahalesini dolayısıyla insanların özgürlüklerini kaybetmesi ve özgünlüklerini kaybetmesi olarak gerçekleşiyor. Evet, o halde yani ahlakla hukuk arasında yakın bir ilişki var. Ahlakla din arasında yakın bir ilişki var. Ee, bu üç kavram sanki birbirini tamamlayan üç kavram gibi. Ama ifade ettiğiniz gibi e, maalesef ahlaki duyarlılığın zayıfladığı noktada hukuk devreye girmek zorunda kalıyor. Evet. Keşke insanlar e, üst düzeyde bir ahlaki bilince ve ahlaki duyarlılığa sahip olsa da hukuka ve hukukçularımıza fazla iş düşmesin. Evet. Değerli öğrencilerimiz, sevgili arkadaşlar, İslam ve ahlak konusu üzerine konuştuk bugün. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalınız efendim.